Herkese merhaba. Aslında Aralık ayında bu videoyu çekmeye niyetlenmiştim ama hastalıklarla uğraştığımız için çekememiştim. Bugün ocağın ikisi 2024'ün. Artık bu çöplerden ayrılmak istediğim için çöpe gidenler ve bitenler videosu çekmek istiyorum. Eski YouTuber'larda çok sevdiğim bir şeydi. İzlemeyi de çok seviyorum, çekmeyi de çok seviyorum. Tek sevmediğim kısmı çöpleri biriktirmek kısmı. Ama ürünleri bitirmek, vedalaşmak ve şöyle bir göz atmayı çok seviyorum. Bu videonun amacı size çöpleri göstermek değil. Bakın ben böyle bir şeyler kullandım. Çok memnun kaldım ya da memnun kalmadım. Hem size hem kendimi hatırlatma anlamında oluyor. Öncelikle at yağı olan at yağlı ve tsubaki yağlı bu şampuanlardan daha önceki videolarda da görmüşsünüzdür. Bunları özellikle Yoshi çok severek kullanıyor. Saç şampuan ve saç kremi. Bunlar bitti. Bunlar uzun süredir torbada böyle beklediği için birazcık böyle artık vedalaşacak olduğum için çok mutluyum. Yine saçtan gidecek olursak deyip saçta Diana'nın Moist serisinden Extra Damage Repair'ın şampuanını bitirmişim. Saç kremi hala banyoda. Onu da bitirmeye. Bu Diane serisi ya da Diane serisi. Diane. Nasıl okuyacağımı bilemedim şu anda. Çok popüler. Bir sürü serisi var burada. Çok güzel kokuyor. Aromatik yağlar falan oluyor içerisinde. Yani orta segmentte bir şampuan. Japonya'nın ucuz şampuanlarından değil. Ama pahalı şampuanlarından da değil. Ben de zaman zaman alıyorum zaten. Videolarımda görürsünüz ama artık şu anda saç uzatan çök şampuanımı kullanıyorum genelde. Çünkü saçlarımı uzatmaya niyetliyim. Sonrasında yine saç ürünü çarptı. Isana Kids'in saç tarama spreyi. Bunu Köksal Almanya'ya gittiğinde ondan istemiştim. Nefesin saçlarını açmak için kullanıyorum. Çünkü anası kılıklı, ince telli ve sık saçlı bir kızım olduğu için genelde ürünsüz böyle bir şey sıkmadan saçını açamıyorum. Geri kalan da Nefes'in saçlarından bahsetmişken Japonya'da üzerine dökülmüş şampuan. Çocuk şampuanı. Hatta anne çocuk olarak da geçiyor. Latte'nin şampuan ve saç kremini kullanıyoruz. Böyle yedek paketleri alıyoruz. Artık Türkiye'de de sanırım bunlar çıkmaya başlamış. Bunlar böyle çöpe atmakta geri dönüşümde çok faydalı. Plastiğini bir kere alıyorsunuz. Sonra yedekleri ekliyorsunuz. Şimdi yine bitmek üzere bir yedekler var. Onları da yükleyeceğim. Onları da bir sonraki videoda göreceksiniz. 2024 yılında bitenler ve evden gidenler videosu çekmeyi çok dört gözle bekliyorum açıkçası. Ürün azaltma çabam var. Bakalım ne kadar tutabileceğim bunu kendi kendime. Softimo'nun Honey Malt Cleansing makyaj çıkarıcı köpüğü vardı. Bu sınırlı üretim. Bilin bakalım bunu neden aldım. Tabii ki Winnie the Pooh hastası olarak bunu o yüzden aldım. İçinde yedeği satılıyor mu bilmiyorum ama bu köpük şeklinde bir makyaj çıkarıcıydı. Ama çöpe gidecek. Çok severek kullandım. Çünkü üzerinde Winnie the Pooh vardı yani. Sonrasında bu Sofure diye okunuyor sanırım. Bu bir banyo sütü. Sumika Brush'ı var diye nefes almak istedi bunu. Bu o kadar bana göre Hindistan cevizi kokuyor ama Hindistan cevizi değil aslında. Organik az kokulu cotton milk diye bir kokusu vardı. Bunu biz küveti dolduruyoruz. Japon banyo kültürü ofuro diye bir videom var hatta. Bunu dolduruyorsunuz, içine oturuyorsunuz. İçine işte böyle konan şeylerden, banyo sütlerinden biri ve işte baby kolajeni falan varmış içerisinde. Cildinizi böyle yumuşacık yapan, duştan sonra kurutmayan, alkolsüz, parabensiz ve renklendiricisiz bir üründü. Hapşıracağım. Çünkü her şeyi koklarsa böyle hapşırırsınız her gün. Hep beraber. Sonrasında bunu çok uzun zaman önce almıştım. Uzun zamandır bekliyordu artık. Bunu da artık vedalaşmak zamanı geldi. Nature Conk diye Medicated Clear Lotion. Böyle casual suyu denilen ya da böyle böyle yani tonik değil, krem değil ama cildi nemlendiren bir solüsyon. Türkiye'de de çıktı Hadalo bunun. O tarz ürünlerden bununla bayağı böyle bir güzel cildi temizliyordum açıkçası. Ama sonrasında bitti gidiyor kendisi. Sonrasında Biore'nin biz Japonya'da el sabunu olarak köpük el sabunu kullanıyoruz. Onun sıvıları böyle yedek şeklinde satılıyor. Onun yedeklerinden sonra Costco'dan 2 litrelik 4 litrelik mini aldım pardon. O var artık. Eskiden bu boyunu alıyordum. Bütün işte tuvalete, mutfağa, banyoya dağıtıyordum. Şimdi o da gitti. Dediğim gibi Costco'dan büyük olan var. Sonra bu sanırım Leyla'nın hediyesiydi. Almanya'dan geldi. Yves Rocher'in bir yaz Türkiye'ye gidemeyeceğim
telaşı vardı. Yves Rocher'in After Sun, Monoi kokusuna bayılıyorum. Bu yaz bunu göremedim Türkiye'de. Bu da burada kaldığı için biraz kokusu bozulmuş. O yüzden çöpe gidiyor. Yves Rocher ürünlerini çok sevdiğim gibi Monoi kokusuna da aşığım. O yüzden Leyla'ya bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Sanırım Leyla göndermişti. Emin olmamakla beraber. Sonrasında vitamin C patlaması yaşandı. Bir anda bütün ürünlerde vitamin C kullanılıyor, cilde iyi gelir diye. Tabii Japonya'da durur mu? Durmaz. Hemen vitamin C vitaminli göz ürünleri, cilt ürünleri çıkarmaya başladı. Ve ben de aldım. Bu biraz kokusu beni rahatsız etti. Ben limonu çok sevsem de böyle turunçgiller kokusundan çok hoşlanmadığımı fark ettim. Bu da Bioekidit işte dediğim gibi ne tonik ne serum, onun karışımı böyle cildi nemlendirmeye yarayan bir ürün. Bir daha bunu almam diye düşünüyorum ama vitamin C'li ürünler dediğim gibi çok popüler. Türkiye'den Hadalabo'nun ürününü, yani Japon ürünü Türkiye'den almıştım. Bu paketi böyle oldu. Bunu ben plaj çantamda taşıdığım için severek kullandım. Güneş kremi. Hadalabo zaten Türkiye'de satılıyor ve Hadalabo'nun ürünlerini zaten 16 yıldır kullanıyordum. Bir de Türkiye'dekini denemek istedim. Bir fark var mı diye. Ben bir fark göremedim açıkçası. Hala satışta devam ediyor. Benim için yaz kokularından birisi de Nüx kokusudur. Nüx'ün yaz san ürünlerine bayılıyorum. Nüx'ün bir ara Nüx bağımlılığım vardı. Nüx'ün her şeyini alıyordum. Bu da Nüx san After Sun'ı var. Bunu ben yazın bittiğinde moralim bozulmasın diye. Birazcık bozuk kokuyor ama altta yine o Nüx'ün kokusu var. Yani bunun parfümü de var aynı zamanda. Çok seviyorum Nüx'ün deniz ürünlerini. Özellikle kokusuna aşığım. Bu da artık vedalaşma zamanımız gelmişti. Sonrasında Nefes'in ürünlerinden devam edeyim. Babe markası Nefes için. Nefes'in atopik bir cildi vardı bebekken. Böyle çok kızarıyordu, kaşınıyordu. O kırmızılıklarını alsın diye bunu göndermişlerdi. Çok severek kullanmıştık. Bu da artık gidiyor. Uzun zamandır atılmayı bekliyor. Yine Burt's Bees markası besleyici bebek losyonunu göndermişti. Burt's Bees'i de çok seviyorum. Lip balmlarına hastayım. Renkli dudak nemlendiricilerini de kullanmıştım. Bebek ürünlerini kullanmak da çok keyifliydi. Ve tavsiye ediyorum bunu da. Biz de severek kullanmıştık. Sonrasında nereye geliyoruz? Lululun Japonya'da maskeleriyle ünlü. Aslında kağıt maskeleriyle ünlü bir marka. Lululemon'un ben böyle bir kavanoz maskesini almıştım. Ben bunu çok uzun zaman yarısından fazla kullanmışım. Krem olarak kullandım. Nemlendirici krem olarak kullandım. Sonra Türkiye'ye gittik biz. Çok uzun Türkiye'de kalınca, bu birkaç ay böyle kapalı kalınca, dönünce bunu kullanmak istemedim. Ondan sonra da dolabın arkalarında kalınca da unutuldu ve çöpe gidiyor kendisi. Bunları yarın çöpe Yoshi'ye attıracağım. Çünkü o kadar çok ayrılması gerekiyor ki çöplerin. Bu Sana'nın bir cilt kremi. Yine bu markanın Toful mu? Soyalı. Soyalı kremi. Şöyle böyle. Bunun göz kremi falan da var. Şu an başka kullanmakta olduğum kremleri de var. Namerica, böyle nemli bırakan. Bütün her şeyin içerisinde oldu. Nemlendiren, işte o serumun her şeyin içinde dahil oldu. Yani tek bir ürünle bütün işi halleden nemlendirici kremlerden. Bunlar Nefes'i büyütürken özellikle bu tarz ürünler arıyordum. Onlar da işimi görüyordu ama bir daha almadım. Çok bir etki görememişim demek ki. Mara'nın vücut peelinglerine bayılıyorum. Bir tane kaldı şimdi. Mara'nın bir de bu Coco Bongo, yani kokonat serisine bayılıyorum. Çünkü Hindistan cevizi kokusuna bayılıyorum. Bu peelingini de çok severek kullandım. Hatta bunun duş jeli, ondan sonra spreyi, saç yağını yazın mükemmel bir şekilde kullanıyorum. Bir de el kremi var galiba. Bunu doğru hatırlıyorsam. Benim için bu yaz kokuyor. Tabii şu an biraz bozuk kokmaya başladı ama peeling. Yani bu koku için peeling yapıyorum. Ve güneşlenmeden önce, güneşlendikten sonra da bronzu arttıran bir etkisi var peelingin. Vücut peelingi olarak çok seviyorum. Şimdi son bir tane kaldı Japonya'da. Onu da bir sonraki bitenler videosunda görebilirsiniz. Shivek diye bir marka çıktı. Glick All Right diye. Bir övdüler. Ben de herkese güvenip aldım. Ama ben de bir etkisini göremedim. Vallahi bir süre düzenli de kullandım. Sonra baktım renk menk değiştiriyor. Korkmaya başladım. Sergül dedim. Senin ne işin var böyle şeylerle? Kullanmayı bıraktım. Çok memnun olan arkadaş var. Ben de bir an onların halüsinasyonuna kalıp memnun muyum acaba falan hissine düştüm.
Bir akşam Erina'ya hediye almaya gittiğimde kendime de G9 Skin adlı G9 White Whipping Krem almıştım. Bu Korelilerin beyazlaştırma hastası olduğu kremlerden. Valla bir ara paketini çok seviyorum. Paketi oyuncak gibi böyle hissi verdi. His paketten ayrılmak istemiyorum. Kavanozdan ayrılmak istemiyorum. Ama ayrılacağız kendisiyle ne yazık ki. Bunun bir de yeşili, sarısı, moru falan da çıktı. Böyle kızarıklık alıcı şu bu falan filan diye. Ben bunu çok uzun zaman süre kullanıp bitiremeyince diğerlerini de almayı hiç düşünmedim. Ve severek kullandım ama bayağı da yani işime yaramıştı. Bir daha da almadım. Hala satışı devam ediyor. Sevgili Canan'ın Amerika'dan hediyesi Bath & Body Works'un hala Japonya'ya neden gelmediğini anlamadım. Bence Japonya'da kampanya yapamayacaklar diye gelmiyor. Çünkü Amerika'da çok sık kampanyaya giriyor Bath & Body Works. 3 dolarlar, 5 dolarlar yani burada göremeyeceğiz bu paraları diye bence Japon pazarına girmiyor. Bu beyaz çay ve ginger kokusu bana Canan gibi kokuyor. Cana bu serinin ürünlerini, spreylerini falan kullanıyordu. İlk tanıştığımızda Cana böyle kokuyordu. O yüzden bu çay kokusu, şu an Innisfree'nin de çay kokulu ürünleri var. O da aynı bunun gibi kokuyor. Çıkmadı içerisinden, sıktım. Bu bana Cana kokusu. Şu an ojesizim. Bir süre kalıcı jel ojelere taktım. 100 tane falan jel oje aldım. Işıklı mışıklı uğraşıyordum. Şu an tamamen bitti. Uğraşmıyorum hiçbir şeyle. Bir tane aseton bitirmişim. Bunu Köksal Almanya'ya gittiğinde online olarak aldırtmıştım. Kokonatsı diye aldırtmıştım. İsana'nın. Balaya kadar memnun kalmadım. Kokunun hiçbir kalıcılığı yok. Koku değişti zaten bir süre sonra. İsana'nın duş jelini değil de Balaya'nınkini daha çok sevdiğimi anladım bu vesileyle. Saç ürünlerini bitirme çabam hala devam ediyor. Hatta bu senenin planlarından biri saç ürünlerim diye video çekmek. Çünkü benim kanaldaki ilk videolarımdan birisi saç ürünlerim diye bir video. Bu masada burada oturup böyle iPad'den kendimi çekmiştim. YouTube'un ilk yani YouTube kanalımın ilk videolarımdan biridir. Nostaljik bir havayla. Bir önceki bitenler videomda falan da bunu söyledim. Yine hala yapmadım. Ama bütün saç ürünlerimi bir sepete topladım inşallah. Saç ürünlerin videosu çekeceğim sizin için. Daha doğrusu kendim için. Çok istiyorum. O yüzden saç ürünleri bitirme çabam devam ediyor. Bu onlardan biri. Sala'nın Hair Mist'i. Bu saç taramakta kullanıyorum. Sala markası. Kanebo'nun. Japonya'da çok popüler. Bunun şeyi de çok seviyorum. Mist böyle tam böyle güzel çıkıyor yani sprey. O yüzden bu da bitenlerden biri. Güle güle yavrum diyoruz. Macadamia Natural. Bu Macadamia'nın bu ürünü ve bunun yağı İlk çıktığı zaman bir patladı YouTuberlar arasında. O kadar patladı ki ve kokusunu da çok seviyorum. Bunu ben mi aldım, Leyla mı gönderdi? Hatırlamıyorum ama kokusu çok güzel. Bunun yağına bayılıyorum. Artık hiçbir yerde denk gelmiyor. Belki gelse alırım yani. Saç yağlarına karşı bir ilgim her zaman oldu. Buna da güle güle diyoruz. Ve inşallah bir yerde yine yollarımız karşılaşır. Güzeldi çünkü. Sonrasında... Ben böyle aylık paketler alıyordum. Eve paketler, ürünler geliyordu. Belirli bir şey yani markalarla anlaşma yapıyorlardı. Deneme boyları falan filan. Bir paketten Nivea'nın Refresh Plus diye bir şey çıktı. Kokusunu sevmediğim için bunu kullanamadım ben. Bu serinletici. Şimdi yapış yapış olur muyum acaba? Böyle köpük şeklinde çıkan nemlendirici. İşte kokusunu sevmiyorum ben. Of. Böyle dokunduğu yeri de serinletiyor. Japonya'da. Japonya'nın yazı yani Antalya yazını alın 15 ile falan çarpın. Öyle yapış yapış çok sıcak bir yaz olduğu için bu tarz ürünler vallahi işe yarıyor. Ve bu gerçekten serinletiyor. Şu an kolum üşüdü yani o derece. Sığamadım. Bunu ben kullanmadım. Vallahi hiç kullanmadım hem de. Çünkü hem kokusunu sevmedim hem hissini sevmedim. O yüzden ona güle güle diyoruz. Bir tane diş macunu bitirdim. Crest'in almıştım. Bir internet sitesinden. Crest'i bütün Amerikalılar falan çok seviyor. Dişi beyazlatır şu bu diye. Yoshit diyor ki acaba Çin'den mi aldın? Yani çok sevemedik bunu. Neyse. Crest'in orijinal Amerika'dan. Aa keşke isteseydim Cana'dan. Amerika'dan getirmişsin diye. Böylece karşılaştırma yapardık. Sonrasında ben el kremi çok seviyorum. Almayı daha çok seviyorum herhalde. El kremleri var. Şu an mesela alıp böyle... satın almak istediklerim listesinde bir tane el kremi var. Çok pahalı. Yani çok pahalı dediğim alamayacağım bir para değil. Bir el kremine verilecek parada pahalı bulduğum bir miktar. Yani hani beni aşan alsam aç kalmayız yani. Öyle bir para değil ama kendi kafamda ve mantığımda bir el kremine bu kadar para verilir mi noktasında bir para.
O yüzden onu almak istemiyorum ama kokusuna bitiyorum. Her gittiğinde böyle tester bulursam falan su kullanıyorum. Neyse, şu an iki tane hediye el kremi var. El kremim bu Almanya'dan gelmişti. Sanırım Leyla'dan gelmişti emin olmamakla beraber. Bunun kokusuna bayılıyorum Dermaspa. O yüzden de yani aslında gıdım gıdım kullandım. Etkisi de çok güzeldi. Araba kullanırken de böyle direksiyonda falan etkisi güzeldi. Ve en çok da kokusunu özleyeceğim. O kadar diyorum. Burada hiç görmedim onu. Sonrasında bu da birinden hediye gelmişti ama kimden hediye geldiğini hatırlamıyorum. Çok özür diliyorum. Yine bir el kremi ve tamamen Almanca yazdığı için hiçbir şey anlamıyorum. Sadece el onarıcı bir vegan falan filan bir el kremiydi. Teşekkür ediyorum. Bu da Japonya'da yine kutulardan birinden çıkmıştı. Bu da pahalı bir şeydir. Gidip de buna para vermem yani. Gallerich Hand Treatment. Hiçbir yerde görmedim. Özel kozmetiklerden biri olsa gerek. Kendi sayfasından satış yapılan özel markalardan biridir diye düşünüyorum. Çok hızlı konuşuyorum sanki. Umarım sıkılmadınız. Sonrasında şurayı azaltacağım. Renkli kozmetiğe geliyoruz. Bu Türk Hava Yolları'nda Versace'le anlaşmıştı. Business Class yolcularına verilen kokulu tazeleyen böyle mistlerden. Ah biz ekonomilere vermiyorlar. Bu da bitti. Neyse. Bir gün bize de nasip olur inşallah. Sonrasında sevgili Köksal'ın yine Almanya'dan hediye getirmiş olduğu banyo tuzlarından. Vallahi çok seviyorum bunları. Yani banyonun içine giren her şeyi çok seviyorum. Banyo tuzu da insana iyi geliyor. Ben bir de kitabımı alıyorum ya da sesli kitap açıyorum. Böyle spa, evde spa yapıyorum kendime. Sonrasında ben bir keresinde Kore aktarmalı Türkiye'ye gelmiştim. O zaman da Duty Free'sinden Kore'nin Dr. Jart'ın bu kuşon fondötenini almıştım. Tamam mı? Bayağı da bir para verdim. Ama sor kaç kere kullandım. Ben sana söyleyeyim, 0 kere. Sonrasında ha kullanırım, ha ortasında da nemlendiricisi de vardı bu arada, şu orta highlight'ı bu. Daha doğrusu aydınlatıcısı. Hiç kullanmadım. Çünkü ben böyle fondöten kullanan biri değilim ama bu çok popülerdi. Ay, herkes almazsan öleceğim falan yazıyordu. Ve 2020'de bunu son kullanma tarihi geçmiş yani. Ve ben tabii ki çok fondöten kullanıyormuşum gibi de ikinciyi almışım yani. bu da 2020'nin 5. ayında son kullanma tarihi geçti. Bu da yedeği 0 şu an paketini açtım gördüğünüz gibi. Hiç kullanılmadı, hatta hiç açılmadı bile. Bakayım sen ne yapıyorsun? Oo valla kokusu mokusu hiç yerinde yani, hiçbir şey yok ama ben bunu cildime sürmem. Çünkü korkarım. Yani yüzüme sürmem, elime sürerim. Aa, etkisi falan güzel. Dediğim gibi çok popülerdi, herkes çok seviyordu. Ama bu istersen paketini saklayabilirsin. Çünkü yedekler satılıyor böyle. Ama ben saklamayı düşünmüyorum. Çünkü kullanmayacağım. Kaç senedir artık orada durmuş yani. Çöpe gidebilir bence. Sonrasında Sleepy'nin bu mendillerinden zaten nefes için de çok alalım. Bu sirke, kekik, limon, okaliptus. Çok seviyorum bunu. Ve kaç paket bitirdiğimi de bilmiyorum. Bu cepleri de uçakta yanımıza kullanmak için çantaya atmıştım. Onlar da bitti. Sonrasında Everyday Minerals diye bir marka vardı. Blog'un ilk zamanları almayanı dövüyorlardı. Sadece ufak bir miktar para gönderiyordunuz. 3 dolar mı 5 dolar mı ne, size böyle sample setler gönderiyorlardı. Bu mineral everyday gün şey semimat şey fondöten mi denir? Kapatıcı yani cilde sürülen neydi ya? Pudra. Pudra. Bu da pudra. Bu da allık. Ben bunları bir kere bile kullanmadım. Çünkü bunlar pudra ürün ya. Bana hiç pratik gelmediler. Ve bunlar, ben 16 yıldır Japonya'da olduğuma göre bunlar 16 yıldır benim makyaj çekmecemde duruyorlar. Dedim ki artık durmasınlar. 2024'te daha az insan, daha az eşya, daha az sorunla devam etmek istiyorum hayatıma. Yine kaşındım. Bunu Erina ile beraber almıştık. Premium Moist Cushion. Ben çok böyle cushion fondöten, yastık fondöten. Neyi bunun adı Türkiye'de? Böyle fondöten çok kullanıyormuşum gibi gidip Doktor Jart'ımı evde dururken bir de gidip bunun ucuz alternatifini almışım. Elena çok beğeniyordu diye hatırlıyorum. Ben hiç kullanmadım. Buna da güle güle diyoruz. Aynanın üzerinde şey filmi duruyor o derece yani. Buna da güle güle diyoruz. Koca bir çanta çöp gidecek evden. Çok mutluyum. Neyse. Sonra bunu bana sanırım Hatice Hollanda'dan göndermişti. Kapatıcı. Perfect Match L'Oreal'in.
Ben çok kapatıcı bileziği kullanan değilim ama bazen böyle ekstra bir şey sürmek istediğimde bunu da kullandım. Şurada görebileceğiniz gibi. Yarısı falan dolu ama artık kaç sene oldu bu paket bana geleli. Şimdi bir önceki videolarımı da seyrettim. Neler hani varmış diye, neleri kullanmışım diye. Yine orada da böyle bir sürü rimel kullanmışım. Rimellerim gidiyor çöpe. Ve şu an rimel alışverişi yapmam lazım. Çünkü rimellerim bitmiş artık yani. Bu ne? Can Make'in Quick Lash Curler diye. Bu bazdı herhalde. Bunu da hiç kullanmadım. Böyle bir gördüm. YouTuberlarda tavsiye ettiler. İçerisinde böyle kılların olduğu ve kirpiğe yapışıp kirpiği daha dolgun gösteren Can Make'in kaş... Lash diyor aslında bu. Lash tabii. Eyelash herhalde. Neyse bunu hiç kullanmadım. Güle güle yavrum, güle güle. Sonrasında Revell de Lupin Superstar'ını denedim. Ben volüm veren maskeraları seviyorum. Böyle kirpiklerim olsun istiyorum. Beni o mutlu ediyor. Bununla anlaşamadık ve çok uzun süre elim gitmeyince artık kokusu mokusu değişmeye başladı. Buna güle güle diyoruz. Sonrasında bu Pharmacy'yi ben mi satın almıştım? Esma Nur mu hediye etmişti hatırlamıyorum. Bunu da bu da çift maskara. Buradan açarsanız uzunluk veren ince maskara. Bunu da kullandım bir süre. Büyük etkilendiğimi söyleyemeyeceğim. Diğeri de ikinci pembe tarafından açarsanız da volüm veriyor. Bir ara çok meşhurdu böyle çift tek gövdede çift fırça. Büyük wow olmadığım için tekrar yenisini alasım gelmedi. Golden Rose'un çok uygun fiyatlı bu maskaralarına bayılıyorum. Bu en sevdiğimdi. Bundan evde var diye nasıl olsa bu sene almadım. Artık bunun kokusu mokusu değişti. Bu benim kirpiklerimde wow etkisi yapıyor. Bunu çok seviyorum. Hiçbir şey yazısı kalmadığı için okuyamadım. Sonrasında Golden Rose'un yine suya dayanıklısını aldım. Çok sevemedim. Bu çöpe gidiyor ama fırçasını yıkadım. Bazen böyle kirpiklerin birbirine yapıştığında onun için kullanıyorum. O yüzden tepesi yok yani. Fırçası yok. Bu da silinmiş. Bu da aynı serinin full volüm vereni. Ekstra siyah olanı. Bunu da severek kullanıyordum. Bunun da kokusu artık yazın Türkiye'ye getirmediğim için, açılmadığı için 3 ay gitmiş buna. Üzüldüm yani. Evde bir sürü maskaram var diye ben maskara almadan geldim. Türkiye'den maskarasız kaldım. Maskara oldum. Kameram otomatik 25. dakikada kapanıyor. Bu kötü esprimle kapatayım dedim. Yeniden açayım. Sonrasında bu da Pharmacy'nin Zen olan maskarası. Bunu da ben mi aldım? Çok kötü kokuyor. Bozulmuş. Bununla da ilgili böyle bir şey aklımda yok yani. Wow olup olmadığımı hatırlamıyorum. Sonra ben gittim Beauty's'in bütün maskaralarını aldım. Bu Definity çok seviyordum aslında. Böyle fırçası bana biraz zor geliyor bunun birincisi. Böyle hem tombik hem yamuk. Ama çok dökülme yaptı benim kirpiklerimde. Maskaranın tamamından mı, Japonya'nın hava şartlarından mı ya da benimki bekleyen eski bir ürün müydü ondan mı bilemiyorum. Tek bir kere kullandığım için de çok yorum yapmak istemiyorum, bilemiyorum. Maybelline'in maskaralarının bittiğine üzgünüm. Eskiden Maybelline maskaralar daha uygun, daha ulaşılabilir fiyatlara satılıyordu. Şu an birden çok pahalanmadılar mı? Sky High maskarasında tabii ki severek kullandım. Çünkü hem volüm verip hem de kirpikleri böyle kaşıma getiren maskaralardan biri olduğu için thank you canım diyoruz. Bu aslında aralarında en yeni aldığım, doğum günümde aldım gidip Yves Rocher'den suya dayanıklı olduğunu iddia eden %80-90 organik Metamorphose adlı rimel. Bunun kokusu değişti birkaç ay içerisinde. Ya eski rimel verdiler bize hediye diye. Bilemiyorum şimdi gidip paramla da almadım yani. Hani aldığım bir ürünle hediye geldiği için bilemiyorum. Çok da waterproof suya dayanıklı da bulmadım açıkçası. Çünkü akşama doğru benim buralarda akma yapıyordu. Orada da biraz kendimi kandırılmış hissettim. Bu serinin, bu rimelin normal suya dayanıklı olmayanını çok övülüyor. Çok linkleniyor arkadaşlarım tarafından. O yüzden biraz kendimi kandırılmış hissettim. Bilemedim. Sonrasında sanırım gidip bunu alacağım tekrar. My Lash Japonya'nın benim bu film maskara. Fırçası böyle incecik. Hani benim sevdiğim fırçalar gibi değil. Ama bu ne yapıyor biliyor musunuz? Bundan kaç tane bitirdim bilmiyorum ben.
Bunu alıyorsunuz, böyle kirpiğinize sürüyorsunuz ve kirpiniz üzerinize böyle bir kat film gibi kaplıyor, plastik gibi böyle. Sonrasında kuruduğu zaman akmıyor, dökülmüyor, buralarınız böyle siyah siyah olmuyor ve sadece sıcak suyla çıkıyor. Yani böyle yüzünüzü ılık suyla yıkadığınız zaman sıcak suyla film şeklinde böyle ayrılıyor. Denizde falan da çıkmıyor yani. O yüzden en akmayan suya dönükle rimel bu olabilir. Sanırım evde dediğim gibi bir temizlik daha yapacağım. O zaman bakacağım hangi rimellerim kaldı. Birkaç tane rimelim kaldı. 3, 6, 10 tane rimelime güle güle diyoruz. Ve rimel alışverişi yapmam gerekiyor. Sonrasında ben bunu iHerb'den almıştım. Bu ikincisi diyebiliyorum. Kids Relief adlı homeopatik medicine. Nefesi büyütürken bunu çok kullandım. First Aid Cream. Sonra ben bu böyle küçük çizilmelerde, yanmalarda, küçük kesiklerde bunu kullanıp iyileştiriyorsunuz. Sonra ben bunu düşürmüşüm. Çantanın birinde unutmuşum. Sonra da kullanmak istemedim yani. Bozulmuştur, bilmem nedir diye. Bu aslında full'e yakın yani. Şuraya kadar full ama çocuğumu da kullanmak istemiyorum. Kendimde de kullanmak istemiyorum. O yüzden güle güle. Yine Everyday Minerals'in pudrası çıktı. Buna da güle güle. Sonrasında bunu bana birisi hediye göndermişti, bir takipçim. Ona çok teşekkür ediyorum. Avon'un kremlerini. Bu vanilya, warm spice vanilya. Tam böyle kış kokusu, tatlı tatlı güzel güzel kremler. Bir de böyle iki renkliydi. Aynı böyle şöyle çıkıyordu tüpün içerisinden. Kaşınmaya başladım. Bu da Winterberry ve Shea yağlıydı. İkisi de çok güzeldi. Kesene bereket. Çok teşekkür ediyorum. Yine nefese bir güneş kremi almışım. Bunu da Türkiye'ye götürmeyi unutmuşum. Sonrasında buna da güle güle diyoruz. Bu Japon, bir Japon markası. Çok kullanmadım çünkü burada unutmuşum. Ve çöpe gidiyor. Sonrasında Lycton Peach miydi bu? Evet, Peach Jam 304 krem allığını almıştım. Ben bunu çok severek kullandım. Vallahi bütün yazı bununla geçirdim. Ama ne yazık ki şu kapağı kırıldığı için çok sık açılma yaptı. Ve birkaç kere çantamda böyle üstü büstü pis gördüm. Böyle üstünü sıyırıp temizlemek de istemedim. Canım dedim, sen dedim istersen biraz ayrı takılalım seninle. Yolları ayırdık. Onu da çöpe gidiyorum. Ama severek kullandım. Bir daha alırım da kırmamaya çalışırım kapağını. Bunu 100 yıl önce almıştım. Bir Phil Unique İngiltere sitesinden diye hatırlıyorum. Rimmel London'ın Brow This Way. Ay, bir ara böyle kaşa bunu sürmek çok popülerdi. Önce kremini sürüyorsun. Kremini sürüyor. Sonra üstünden tozuyla geçiyorsun ve kalıp gibi kaştan oluyor. Çok kaştan anlıyormuşum gibi. Bunu aldım kendime. Hiç kullanmadım. Ve güle güle yavrum. Güle güle. Sonrasında Biore'nin makyaj çıkarma yağı, kalıcı şey, suya dayanıklı rimelleri falan silsin diye. Biore zaten burada çok popüler bir marka. Herhangi bir ürünü kullanmamış olmanız mümkün değil eğer burada bir süre yaşadıysanız. Onu da aldım. Severek kullanıyorum. Severek kullanmaya da devam edeceğim. Sonrasında ben bu diş suyunu aldım. Ağız suyu ne denir? Şey, Dental Whitening Propolis'li. Dişi beyazlatma vaadi de veren ağız çalkalama suyu var ya, hiç sevmedim. Zar zor bitirdim bile bile. Bu bir önceki bitirme şey aynı ürünlerde de var. Bu Lise'nin saç spreyi, işte saçı kuruturken, düzleştirirken ya da şekil verirken saçı korumayı vaat eden, güçlendirmeyi vaat eden su. Bundan çok sık bitirdim. Her videoda var. Tekrar tekrar alırım. Başka alternatif alabileceğim bir şey yok şu an Japonya'da bunun için. 1881'in kolonyalarına bayılıyorum. Burada bir Türk arkadaşın evinde görmüştüm. O bize ikram etmişti. Ben Aqua Ice kokularına da bayılıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. BB Beauty'nin de okyanus kokusu. Bunların ikisi birbirine benzer kokular. Rebulde de Ice diye geçiyor. Yani bana kolonya almak isterseniz Ice okyanus kokuları olur. Çünkü böyle biraz erkeksi kokular bunlar. Maskülen mi denir? Çok seviyorum ya. Yani beni alıp götürdüğü yer neresi bilmiyorum bu kokunun ama bana iyi hissettiriyor bu koku kendimi. O yüzden seviyorum. Alırım. Almaya devam edeceğim. 1881'in de
Beauty'nin de yani Gratis'in markasının da kolonyalarını seviyorum. Bunun şişesini tekrar kullanayım diye buraya gidiyorum. Cam şişeye geri dönüşme güle güle diyoruz. Bir önceki videoda da yine bu Bye Goodbye Kiana. Kiana gözenek demek. Bu bir toz yüz yıkama şeyi. Ben Kiana'nın ürünlerini çok seviyorum. Bunu da çok severdim büyük ihtimal. Ama ben böyle toz ürünü kullanamadığımı fark ettim. Artık bu da artık şey olmuş. Rengi mengi değişmiş artık. Çünkü elim hiç gitmiyor. Ben böyle basmalı pratik ürünleri daha çok seviyorum. İçi aslında temiz ve güzel dursa da benim bunu içime almıyor artık. Ama Kiana'nın ürünleri gerçekten gözenek temizlemede ve sıkılaştırmada gerçekten çok iyi. Yine alırım ama bu toz versiyonunu almam yani. Toz versiyonu bana göre değil. Bir şeyler turuncu oluyor. Artık böyle şey kapak turuncuya dönüşmüş. Güle güle canım. Seni ellemek bile istemiyorum. Sonrasında kolonya... Aa 3 tane yani aslında bir sürü bitecek kolonyam var. Yani bir sonraki videoda da size bir sürü kolonya anlatabilirim. Eyüp Sabri Tuncer'in bu setlerini almıştım biliyorsunuz. Onu sadece kanalda sadece bu setin kokularını anlattığım bir videoda var. Bu Yasemin kolonyası. Bütün yaz kendime Eyüp Sabri Tuncer'in Yasemin kolonyasını alacağımı hatırlattım. Yorum yazın dedim. Bana mesaj atanlar da oldu. Almayı unutup geri geldim. Bunu tavsiye ediyorum. Hatta kendime de almam lazım. Sonrasında Lush'ın seti gelmişti. Sevgili Nihan ve kızlarda. Buradaki kızlardan hediye. Yılbaşı hediyesi. Onun içerinden çıkan Sleepy duş jeli bitti. Bu acayip güzel nemlendiriyor. Duştan sonra krem sürmeniz gerekmiyor. Hafif böyle simli bir üründü. Çok güzeldi. Uyku öncesi lavantalı falan olduğu için de sizi uykuya hazırlama anlamında da çok iyiydi. Bu bitti. Lush'ın banyo topları falan harikaydı. Onları gösteremiyorum. Onlar da bitti. Ve yukarıda odayı toplarken çantalarımın içinden böyle bir çanta çıktı. Ben böyle bütün rujlarımı buraya koymuşum ve hepsi unutulmuş. Bunlar da çöpe gidiyor. Çünkü artık yani kaç yıldır bunlar bunun içerisinde. Bu neymiş? Moane'nin Golden Jojoba yağlı bir ürünü vardı. Bu neymiş olduğunu bile bilmiyorum. Çöpe gidiyor. Sonrasında 6 tane ruj çıktı içerisinden. Bu ruj Erina'nın... Bu bir... Hop! 3 tanesi Erina'nın hediyesiydi. Ve bunları severek kullandım L'Oreal'in. Bu rengini falan en çok sorulan renklerden biriydi ama artık yukarıda ne kadar süre kaldılarsa cesaret edemiyorum kullanmaya. Yani gerek de yok. Biriktirdiği... Ben zaten... Baksana çok güzel renk ama... L'Oreal'in ruju Angel Kiss diye geçiyoruz. Japonya'da büyük ihtimalle farklıdır. Bu da Nude Gold diye geçiyor. Artık erimiş nasıl erimiş. Bunu bir kere kesmişim de böyle kullanayım diye de. Yok. Aa bak. Artık gitmiş yani. Bunlardan olmaz. Canım benim. Sana da hoşça kal. Her şey için çok teşekkürler. Yine Maybelline'in. Bu da Elina'nın hediyesiydi. Artık bunu PK814 Liquid Ruju. Bunu çok kullanmadım diye hatırlıyorum. Bunu sürmek bile istemiyorum koluma. Kokusu çok değişmiş. Buna da güle güle. Sonrasında benim aldığım 3 tane. Bu Bare Leader Essence'in Türkiye'den aldım diye düşünüyorum. Çok severek kullanıyordum bu rengini. Ama bunu da çantada unutmuşum. Buna da güle güle diyoruz. Sonrasında Shifure'nin ay bu 754 numarası. Çok seviyorum bunu. Bunu gidip yarın bile yerine koyabilirim yani. Bunu seviyorum 154'ünü. Şu en son sürdüğüm. Eski ruj mu? Nene gibi kokuyor. Bu da Disney Store'dan almıştım Rapunzel ruju. Çok hafif renk veren. Daha böyle lip balma yakın. Barla. Oo, artık şey olmuş bu da. Taş. Lip balm desem daha uygun zaten. Çocuk Kids Makeup serisinden. Paketi için kendime aldığım. Bakayım. Paketi kurtarabilir miyim? Kurtaramadım. Güle güle. Ve bir ruj temizliği daha yapacağım. O zaman yine şey yaparız. Bir sonraki bitenler videosunda. Flormar'ın bu Nurda'nın hediyesi diye hatırlıyorum. 4 numara Peach. Bu da çok kötü kokuyordu. En son açayım. Kullanayım dediğimde. Bu da güle gidiyor. Kiss Me More. Bu kalıcı ruj olarak geçiyor ama ben de bu seri nedense çok kalıcı olmadı.
yani nasıl kalıcı yapabiliyorsunuz bilmiyorum. Ve şunları bir silip geleyim. Son olarak, evet son ürün, son ürün, son ürün. Hala burada mısınız? Bu kadar uzun gidenler videosu, çöpe gidenler videosu, bitenler videosu seyrediyor musunuz bilmiyorum. Son ürünüm değil, son iki ürün oldu. Bir tanesi koton, pamuk. Bunu ben ojelerde kullandığım pamuk. Çünkü yüzümde kullandığım pamuk daha başka. Bulduğum ucuz pamukları böyle orayı burayı silmek için, ojeleri silmek için alıyorum. Diğerleri Shiseido'nun rujunu da, şey pamuğunu da makyajımı ve gözümü silmek için alıyorum. MAC rujum gidiyor. Red şey mat velvette değil. Bundan ayrılmak istemedim ama MAC rujlarımdan artık ayrılmak zorundayım. Çünkü artık kokusu mokusu değişti. Dedim ki kardeş bu neyin çabası? Yani MAC rujda velvette değil bilmeyen yoktur herhalde. Bütün çoğu insana yakışan bir ruj. Yani gidip şu anda yerine koyma planım yok. Yerine gidip almak. Ama MAC deyince ruj yani. Velvet Teddy de zaten kalıcı koleksiyonda olan bir seri. Çok güzel değil mi rengi ya? Bir kıyamadım rujum ama güle güle. Çöpüne. Bay bay. Bu kadardı bitenler. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir yerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. 2024 yılında daha az eşyalarla karşınızda olmak üzere inşallah. Bunu kendime söylüyorum. Hoşça kalın.